thank you الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. صلّو محمد اللهم صل على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala muhammed allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, Allah için sevmekten bahsediyorduk. Allah için efendim sevmenin faziletinden, üstünlüğünden, ecrinden, Allah katındaki kıymetinden bahsediyorduk. Ve raculani tahabba fillahi temaleh ve tefarraq alayh Allah için birbirini seven Allah için toplanan ve Allah için dağılan kimselerden bahsediyorduk. Yani bu kimselerde arşın altında Allah'ın özel olarak gölge, gölgelendireceği, efendim, ağırlayacağı kimselerden olacağından bahsediyorduk. Demek ki dünyada Allah için olan sevgiler ne yapacak? Efendim, ahirette de e, faydası görülecek, ahirette de devam edecek. Yani bunun dışındaki sevgiler, makam için, mevki için, para için, pul için, güzellik için, artık ne içinse bütün bu sevgiler hepsi ne yapacak? Bitecek. Ama Allah için olan sevgiler ahirette de menfaat verecek, fayda verecek. Öyleyse ne yapmak lazım? Öyleyse sevgilerimizi, muhabbetlerimizi Allah için olmasına gayret etmek lazım. Demek ki Allah yolunda gayret eden, hizmet eden, koşturan, koşuşturan, Allah için efendim talebeyi ulumla ilgilenen, yani İslam'a, Kur'an'a hizmet eden kimseleri efendim sevmeye, onlara muhabbet etmeye gayret edeceğiz. Çünkü Allah için olan sevgi bu. Tabii mümin kardeşinden için seveceksin gene Allah için seveceksin ve efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyuruyor. Ekfiru ihwanakum fid din. Ah, efendim ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Hani ahiret kardeşliği diye bir şey vardır. Yani ahiret kardeşi, kardeşliği nedir ahirette de bugünkü bu dünyadaki diyalogunun, muhabbetinin efendim semeresini görmek için olan efendim kardeşliktir ahiret kardeşliği budur dolayısıyla hani efendim sallallahu aleyhi ve sellem de efendim Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman muhacirle ensar ne yaptı efendim birbirine e, kardeş yaptı ve dünya tarihinde böyle bir olay ilk defa tahakkuk ediyor yani hiçbir menfaate dayanmadan, hiçbir efendim çıkar gözetmeden sadece Allah için birbirlerine efendim kardeş e, olma müessesesi, kardeşlik müessesesini efendim sallallahu aleyhi ve sellem böylece ne yaptı? tesis etti. Bir muhacirle bir ensarı efendim birbirine kardeş etti ve böylece efendim e, ashabı kiram bu ahiret ahiret kardeşliğinin, bu Allah için sevmenin efendim e, o Allah için olan kardeşliğin örneğini, misalini ne yapmış oldular? Bizlere göstermiş oldular, öğretmiş oldular. Evet kıymetli kardeşlerim. Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız. Bakın Abdullah ibn Ömer radıyallahu mah diyor ki ben diyor geceleri kaim olsam, yani her gece sabaha kadar ibadet etsem, her gün efendim oruç tutsam bütün malımı Allah yolunda infak etsem. Ha şayet Allah'a itaat eden bir mümini efendim sevmeden ölsem vallahi yaptıklarımın bana faydası olmaz diyor. Görüyor musun? Yani gece kaim, gündüz saim olsan, bütün malını infak et, etsen, yani yapılacak bütün amelleri, he, ibadet, taat, salih amel, infak, ne yaparsan yap ama Allah'a itaat eden bir mümini Allah için sevmediysen, işte o zaman yaptıklarının faydasını demek ki ne yapmıyorsun? Görmüyorsun, göremiyorsun. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın yeminle ne buyurmuştu? وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي Nefsim zatı kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve devamında وَلَا تُؤْمِنُوا Hatta tehabbu birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor. Yani iman etmeden cennete girmek elbette mümkün değil ama sevmeden müminlerin birbirlerini Allah için efendim sevmeden de ne yapmıyorsun? Kamil manada iman etmiş olmuyorsun. Dolayısıyla bu mesele demek çok önemli. Madem öyle, madem bu sevgi ahirette de devam edecek, madem bunun sermayesi de yok, Seveceksin ya o kadar. Aranda ne yapacaksın? Bir sevgi köprüsü kuracaksın. Bir irtibat kuracaksın. Hepsi bu. İşte bu ne yapacak ahirette? En büyük kurtarıcımız olacak. Ha, onun için de ne lazım? Bu dünyada etrafına, çevrene dikkat etmen lazım. Arkadaşlarına dikkat etmen lazım. Kimlerle görüşüyorsun, kimlerle konuşuyorsun, kimlerle dostsun. Çünkü kimle oturursan, kimle kalkarsan, kimle görüşür, kimle konuşursan He, ne yapıyorsun? İster istemez efendim at atın yanında dura dura ya huyundan ya tüyünden demiş. Eğer bozuk adamsa, eğer kötü adamsa, eğer yanlış yolun yolcusuysa illa ne yapacak? Sana da sıçrayacak, sana da bulaşacak. Hatta İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, gavurun ateşine bile bakma. Huy sıçrar diyor. Huy sıçrar. Ya ateşine bile bakma. Ha şimdi o senin senaryo efendime söyleyeyim e, bir takım yazılan senaryolarda senin örfüne, ananene, dinine he mukaddesatına tamamen muhalif olan o senaryolar, o dizileri seyrettiğin zaman Allah muhafaza ateşine bile baktığın zaman huy sıçrarsa ağzını açarak, ağzının suyu aka aka he haftaya ne olacak diye merakla, ihtiyakla seyrediyorsan ne olacak halimiz? O zaman kimi seveceksin? O zaman kafan gönlün neyle meşgul olacak? Ya onun için çevremiz önemli. Baktığımız, seyrettiğimiz, görüştüğümüz, konuştuğumuz, etrafımız, ortamımız çok önemli. Dostlarımızı iyi seçelim. Arkadaşlarımızı iyi seçelim. Bakın Mevla buyurdu Esra'nı billah. El-ekhillâ'u yevme izin bâzuhum li bâzın aduvvun illel müttakîn. El-ekhillâ'u dostlar. Halilun <laughs> dost demek halilun halilani ehilla dostlar. Yevme <laughs> idin kıyamet gününde bağluhum onların bazısı libalı'n bazısına adüvün düşman olacak. Ya, dostların bazısı bazısına demek ki düşman olacaklar. Bu dünyada dostlar yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Nerede akşam orada sabah? hep beraber hoppala zıppala bütün efendim vakitleri zamanları ne yapıyor? Beraber geçiyor ama ahirette düşman olacak. Hani bunlar dostular, hani bunlar iyi diler hani bunların yedikleri hiç ayrı gitmiyordu. Ama nerede dost olmuşlar? Bunlar yanlış adreslerde dost dost olmuşlar. Yani neden düşman? Ahirette niye düşman olacak? Çünkü kumarda tanışmışlar. Çünkü efendim meyhanede görüşmüşler. Çünkü yanlış adreslerde tanışmışlar, buluşmuşlar ve böylece dostlukları ilerlemiş. Hep yanlış adreslerde, hep işret masalarında, hep kahvede, hep meyhanede, he? hep Allah'a isyan edilen ortamlarda, mekanlarda görüşmüşler, konuşmuşlar ve böylece ne oluyor? Bu dostluk ahirette düşmanlığa dönüşecek kıymetli kardeşlerim. Çünkü onlar dünyada ne yaptılar? kötülük etrafında birleştiler birbirlerini günaha sürüklediler. Ondan sonra da dünyada bile başına bir bela geldiği zaman ne diyorsun? Arkadaş kurbanı. Arkadaş kurbanı. Niye kurban oluyorsun ki sen? He? Sen kurban olacağın yola niye giriyorsun? Yani arkadaş kurbanı olunca suçsuz mu oluyorsun? He? Ben kurbanım. Yani ben de bir suç yok. Beni arkadaşlarım teşvik etti. Dediler ki bir kereden bir şey olmaz dediler. Onlar götürdüler, onlar teşvik ettiler. Aman canım dediler. Günah bizim boynumuza dediler. Ben de kandım. Ya öyle mi? Bir kereden bir şey olmaz mıymış? Her şey zaten bir kereyle başlamıyor mu? Ne işin var senin bu adamlarla? He? Senin bir kere kahvede ne işin var? Ben kahveye gidiyorum ama e kağıt oynamam. Zarı elime almam. Tavla atmam. Şunu yapmam, bunu yapmam. Ya böyle olan bir mekanda zaten çay bile içemezsin sen. Ne işin var senin orada? Kenarda oturuyorsun. He? Orada okey oynayanları seyrediyorsun. Yok bilmem hangi oyun oynayanları se se seyrediyorsun. Al papazı ver kızı. Sen de oradasın. Çay geliyor, gazoz geliyor, kahve geliyor. Sen de içiyorsun. Bir gün birisi gelmiyor. Diyorsun, diyorlar ki ya otur dördüncü ol. Hadi dördüncü bir oluyorsun. Ve o masanın aranan adamı oluyorsun. Sen eğer orada olursan, eğer sen o yanlış iş yapan isyan içerisinde olan kimselerin masasında oturursan işte o masaya o kenardan giriliyor. Oradan başlıyorsun. Sigaraya başlayanlar nasıl başlamış? He? Arkadaş teşvikiyle değil mi? Ama canım yak bir tane de ne olacak? Uyuşturucuya alışanlar nasıl alışmışlar? Hep arkadaş kurbanı denmiyor mu bunlara? Niye kurban oluyorsun? Niye arkadaş kurbanı oluyorsun sen ya? He? Belli ki bu yol kötü. Belli ki bu yol yanlış. Daha ahireti boş ver dünyadayken bile. Bak kurban oldun. Bak efendim değersiz bir şekilde bela musibet efendim içerisinde kenara atıldın. Sıkıntılara düçar oldun. Bir de ahirette ne olacak? Yani Dünyadaki arkadaşlıklar, dostluklar, örgütler, çeteler bilmem neler. Hadi yakalandığı zaman ne oluyor? Daha dünyada bile birbirini suçlamaya başlıyorlar. Benim bir suçum yok filan yaptı. O diyor ki feşmeken yaptı. Ah, ahirette ne olacağını bir düşünsen. Çünkü ahirette artık ne var? Ebedi bir efendim önünde ebedi bir yurt yani. Artık cennet cehennem neresi ise ebedi, sonu yok, ölüm yok. He, hele bir de cehenneme girersen yatağın ateş, döşeğin ateş, yediğin ateş, içtiğin ateş, ızdırap, çile, işkence, ölmek yok. Ya o dostluklar ne oluyor? Düşmanlığa dönüşüyor. Hem de nasıl bir düşmanlığa dönüşüyor? Onun için kıymetli kardeşlerim, arkadaşlara ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Onun için efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın, arkadaşlığın önemine dikkat çekiyor. Ve buyuruyor ki el meru ala dini halilihi kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse fel yandur ehadukum men yuhalilu ha ne yapacak? Her biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına, arkadaş olduğuna baksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani çok önemli bir ifade. Bütün ifadeler önemli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Lakin bu arkadaşlık meselesinde ne buyurdu? Yani elmeru ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Ha demek ki arkadaş arkadaş öyle bir şey ki. He? Arkadaş öyle bir şey ki senin dinine, inancına, itikadına, ahlakına kadar tesir eder. Arkadaşın bozuk bir adamsa seni de bozar. Arkadaşın dinsizse seni de dinsiz yapabilir. itikadı bozuksa, ehli sünnet dışı bir takım fırkaların borozanlığını yapıyorsa he seni de bozar. Onunla konuşursun, edersin ya düzelteceğim vesaire. Konuşma. Söyle. Ayet oku dinlemiyorsa, hadis oku devam ediyorsa konuşmaya sen sus. Sen işine bak. Niye? ayet okudun durmadı. Hadis okudun susmadı da senin sözünle mi adam ikna olacak? Belli ki bunun derdi başka. Onun için Büyük Şeyh Efendi ne buyurdu bakın? Oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın paklama serkalaycı. Ya itikadın temizse, ehli sünnetse, nezihsen sen 24 ayar pırıl pırıl altınsın. Ehli sünnet dışı dal fırkalarda bir nevi hurda demir yığını çarpıştığı zaman kim zarar edecek? kaybedecek bir şey olmayan ne kaybeder ki? Onun için efendim altınla demir çarpışırsa altın elbette zarar eder. Altın 24 ayar altın kabilinden olan ehli sünnet itikadına sahipsen hiç bunlarla görüşme. Oturma ehli bid'atle zulami. Seni berbat eder eyler melami. Bu ehli bid'atle bu bozuk fırkalarla itikatları bozuk olanlarla oturma, konuşma. Seni berbat eder eyler melami. Yani öyle bir hale gelirsin ki, hani melami, efendime söyleyeyim melamin diye bir tarikat varmış evvelce. Tabi bunların mensupları aslında evvelce güzel insanlar, terviş insanlar, ibadetinde, tatinde ama ibadetlerini gizlerlermiş. Kimse görmüyor. Nakşiler gibi diyelim. Ama zamanla tabi bozulunca, onun efendim taraftarları, e, suistimal su istimal eden kimseler efendim bu işin başına geçince he zamanla bozulmuş bir takım müteşeyyihler şeyhül iddiasında bulunanlar tarafından istismar edilmiş. Ha öyle bir hale gelmiş ki ne ibadet ne bir şey ibadet de yapmıyorlar. dolayısıyla gene onların ibadet yaptıklarını göremiyormuşsun. Neden? Artık yapmadıkları için görmüyorsun. Ha işte Mustafa İsmet Garibullah Büşeyk Efendi buraya işaret ediyor. Yani seni berbat eder eyler melami. Senin itikadını bozar. O aşkını, hevesini kırar. O ibadete salih amele karşı iştiyakını hevesini yok eder. Senin melami yapar. Yani ibadeti bırakırsın. Taati bırakırsın. Tesbihi bırakırsın. Zikri bırakırsın. Cemaati bırakırsın. Sohbetleri terk edersin. Odun gibi adam olursun Allah muhafaza. Demek arkadaş derken görüştüğün, konuştuğun insanlar da önemli. Ha, görüşüp konuşuyorsun veya yazışıyorsun. İnternetten, sosyal medyadan güya laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Üç laf yetiştireceksin. Ondan sonra bir de bakıyorsun ki sen yavaş yavaş bozulmaya başladın. Soru işaretleri kafanda oluşmaya başladı. Soru işaretleri senin kafanı, kalbini kararttı. Karartı arttı ve Allah muhafaza itikadının nuru sönmeye doğru gider Nevzu billahi teala. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için arkadaş önemli. Kişi arkadaşının dini üzere. İtikadını da bozar. Ahlakını da bozar. Huylarını da bozar. Bu iş demek çok önemli. Ya bizde ne atasözleri var? Köpekle yatan pireyle kalkar diyor. Çaresi yok. Sen kimle yattığına, kimle oturduğuna, kimle yediğine, içtiğine dikkat etmen lazım. Evet, illa kötülük bulaşır. İyi adam olabilirsin, güzel adam olabilirsin. O zaman iyi adamsan iyilerle görüş. Kötülerle görüşme. Kötü derken, kötü derken yani milletin iyi midir, kötü müdür, biz mi karar vereceğiz? Yani bu efendim boş muhabbeti yapmayalım. Bizim burada kötü dediğimiz Allah'ın emirlerine uymayan, Efendim haram işlerken rahat rahat haram işleyen, aşikara günah işleyen sohbete gelmiyor, camiye gelmiyor. Efendime söyleyeyim e, gündemi hep başka. Haram helal demiyor. E bu adam iyi adam mı? Biz efendim dini e, şablona göre konuşuyoruz. Kur'an şablonuna göre konuşuyoruz. Evet ben burada bir psikolog olarak konuşmuyorum. Ben burada Allah'ın ayetlerini, Resulullah'ın hadislerini yapıyoruz, tahlil ediyoruz. Müzakere yapıyoruz, mütalaa yapıyoruz. Dolayısıyla ben elbette Kur'an penceresinden bakıyorum. Ben din penceresinden bakıyorum. İslam'a uymuyorsa, hali, hareketi, ahvali, amelleri salih değilse, isyan ile iç içeyse, he, elbette buna iyi diyemeyiz. Öyleyse ne yapacaksın? O arkadaşlardan uzak duracaksın, kaçacaksın. Zaten bakın İsmail Akbursevi Hazretleri Ruhul Beyan tefsirinde e, zikrediyor, diyor ki dünyadaki kaynaşma, görüşme, buluşma ruhlar alemindeki tanışmanın neticesidir diyor. Bir ruhlar aleminde demek bir durum var. Orada tanışmışlarsa, orada kaynaşmışlarsa o insanlar ne yapıyorlar? Dünyada da çabuk anlaşıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi bununla alakalı bir hadis-i şerifi var. E, şöyle bir hadise e, cereyan ediyor Mekke'den Medine'ye tabi hicretler olunca Mekke'de evvelce yani güldürmeyi meslek edinmiş muzip bir kadın varmış. Daha sonradan o da hicretten sonra Medine'ye geliyor ve tabi kimin yanına geliyor? Kendisi gibi güldürmeyi meslek edinen muzip bir kadının evine gidiyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince yani nereye, nereye yerleşti? Kendi gibi filan kadın var ya, güldürmeyi meslek edilmiş muzip bir kadın. Ha, onun evine yerleşti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince ne buyurdu? El ervahu cünüdün mücennedetün. Ruhlar toplanmış cemaatlerdir. Yani alemi ervahta. Ruhlar alemi ervahta sınıf sınıf zümre zümre toplanmış cemaatlerdir. Fema taarafe minha ittelefe birbirleriyle o alemde tanışanlar, görüşenler, anlaşanlar bu alemde de ne yapıyorlar? Sevişip, görüşüp, anlaşıp, anlaşıyorlar, tanışıyorlar. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ Tanışamayıp zıtlaşanlar ise bu dünyada ne yapıyorlar? İhtilafa düşüyorlar. Ha şimdi bak mesele anlaşıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanını görüyor musun? Bu dünyada da bazılarıyla tanışıyorsun. Sanki yani oturdun bir beş dakika önce tanıştın ama sanki senelerdir tanışıyormuşsun gibi. Öyle ortak, öyle çok ortak yönün var ki, öyle çok ortak hedeflerin var ki, ideallerin belki onunla aynı. Frekansların tutuyor, anlaşabiliyorsun. Onunla oturup konuşmak sana haz veriyor. Onunla muhabbet etmek sana şevk veriyor, zevk veriyor. Yani efendim çok iyi anlaşıyorsun. Sanki ruh ikizin. Ha demek ki nereden kaynaklanıyor? Çünkü böyle biriyle denk geldiysen biz de bazen mesela bazı hoca efendilerle gıyaben tanışıyoruz. Herkes artık internet var, sosyal medya var, televizyonlar var. Herkes birbirini tanıyor. Ama gıyaben, uzaktan yani tanışıyoruz. Ha bir araya geldiğimiz zaman da görüşüyoruz işte. efendim, eee şahsen de tanıştığımız zaman bazı hoca efendi kardeşlerimizle sanki yıllardır tanışıyoruz. Öyle bir muhabbet oluşuyor. Öyle bir has, öyle bir lezzet, öyle bir efendim ortam oluşuyor ki sanki yıllardır hani ilk defa değil de o anda sizi gören zaten eskiden beri arkadaşmışlar. Zannediyorsun. Nereden kaynaklanıyormuş demek ki bu? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem beyanı üzere ruhlar aleminde tanışmışlar, anlaşmışlar, görüşmüşler. İşte burada da bedenende, de yüz yüze görüşünce ne yaptılar kaynaştılar. Ama bazılarıyla da bir türlü uyuşamıyorsun. Hani elektriğin tutmuyor adamla. Yani birileri geçine iyi geçinebilir. Birileriyle arası iyi olabilir ama diyelim seninle ha kavga gürültü kırgınlık küskünlüğü demiyorum. Anlaşamıyorsun yani. Hani pek böyle bir sıcaklık duyamıyorsun. Oturduğun zaman efendim konuşacak muhabbet bulamıyorsun. Demek ki efendim ahirette ha bir de tabi vardır efendim e, hiç anlaşamadığın, sevmediğin, itici bulduğun böyle insanlar da olabilir. Ahirette demek ki anlaşamamışlar. Yani ruhlar aleminde. Ruhlar aleminde demek ki he ne yapamamışlar? Anlaşamamışlar. Birbirlerine ülfet edememişler. Öyle olunca da ne oluyor? orada zıtlaşan, anlaşamayan bu dünyada da birbirleriyle zıtlaşıyor, anlaşamıyor. E şimdi yani aynı yolun yolcusu da olabilir mesela. Değil mi? Şimdi birçok çizginin sağında olan yazar var, çizer var, hoca var, ilahiyatçı var. Herkesle geçinebiliyor musun? Herkesle anlaşabiliyor musun? He? Anlaşamıyorsun. Ve efendim sittin senede de böyle adamlarla belki anlaşamayacaksın. Demek ki ruhlar aleminde de zaten anlaşamamışsın. Ha, diğer taraftan zaten Allah'a inanmıyorsa, dine, diyanete önem vermiyorsa, bu yolun yolcusu değilse onlarla zaten efendim dünyada yolun hiç çakışmıyor zaten. Ne fikren, ne efendim e, bu mukaddes yolculukta, camide, şurada, burada zaten adamla denk gelmiyorsun. Onun yolu başka, senin yolun başka. E bu adamlarla zaten o ruhlar aleminde demek ki he, anlaşamamayı bırak demek orada da hiç alakan olmadı hiç görüşmedim bile zaten bu yolun yolcusu değilse Allah'a kitaba peygambere önem vermiyorsa derdi davası efendim ahiretini mamur etmek değilse yani bu yolun yolcusu değilse zaten Rabbim uzak etsin uzak etsin evet kıymetli kardeşlerim demek ki orada anlaşanlar, ruhlar aleminde anlaşanlar, hani el bezminde allah Teala sormadı mı? Değil mi? Efendim, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler, bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi. İşte ruhlar aleminde. Orada, tabii herkes dedi ama, Tabi kimisi o sözünü bozdu. Kimisi o sözünü yerine getirmiyor. Sen bizim Rabbimizsin diyor. Ama dünyada efendim Efendim Allah'ın sözünü tutmuyor. Allah'ın emirlerine uymuyor. Rabbi Allah'mış gibi yaşamıyor. Sanki haşa Allah yokmuş gibi, kitap gelmemiş gibi, peygamber bir takım yolları, düsturları efendim göstermemiş gibi bir hayat yaşıyor. Kafasına göre takılıyor. Cehenneme gitmenin şartı ne biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Cennete gitmenin şartı ne? Kur'an'a göre yaşamak cehenneme gitmenin şartı kafana göre yaşamak. Aklına ne geliyorsa yaparsan, içinden nasıl geliyorsa öyle hareket edersen tam cehennemin efendim yolunun adamısın demektir. Kafaya göre değil. Nefsine, hevana göre değil, kitaba göre, sünnete göre. Aa, öyle hareket edersek işte cennet yolda odur kıymetli kardeşlerim. Demek orada anlaşanlar dünyada buluşunca çabuk kaynaşıyorlar, uyuşuyorlar. Yani ruhlar alemindeki duruma göre veya ne yapıyorlar? ihtilaf ediyorlar. Dolayısıyla hayırlılar hayırlılarla, hayırlılara şerliler de şerlilere meylediyor. El cinsu ile cinsi yemiliyor. Cins cinse meyleder. Cins Cinse meyleder. Kaide, kural böyle. Hatta efendim damda iki tane kuş var. O kuşlardan efendim bir tanesi güvercin, bir tanesi de karga. Malik Ebn Dinar rahmetullahi aleyh baktı Allah Allah, yani güvercin başka, karga başka. Bunların yan yana durmasına imkan yok. Çünkü cinsleri başka. Her ne kadar kuş olsalar da güvercinle karga bir mi? Acaba niye bunlar yan yana? Dedi ki, bunların beraber durmasına, bunların yan yana olmasına sebep olan ortak bir yanları var mutlaka. Çünkü el cinsiyle cinsi yemiyle cins cinsemeyle der. Bunların cinsleri farklı olmasına rağmen beraberseler bir ortak yanları var. Ha bir de baktılar ki ikisinin de ayağında sakatlık var. İkisinin de ayağı efendim şöyle basamıyor. Kırılmış, yere sıkışmış ve oradan bir ne yapmışlar? Ortak payda bulmuşlar. İşte o yönden, o cinsten aynı noktada paylaşmışlar. Aynı dertleri, de, dertleri var. Aynı sıkıntıdan muzdaripler ve o dert onları ne yaptı, Birleştirdi bak. Evet kıymetli kardeşler. Demek ki çok önemli. Cins cinse meyleder. Ha demek ki ahirette demek ki efendim hangi cinsler hayırlı mıdır, şer mi, şerli midir? Neyse Demek orada birbirine meyletti, orada tanıştı, görüştü ya. işte aynı şekilde ne yapıyor? Dünyada da birbirleriyle tanışıyor, birbirleriyle görüşüyor. Dolayısıyla burada da birisi birileriyle beraberse, onlarla oturup kalkıyorsa, onlarla düşüp kalkıyorsa, onlarla görüşüp konuşuyorsa, onun hizbindeyse, onun partisindeyse, onun grubundaysa, onun derneğindeyse ne var? Mutlaka bir ortak paydaları var. Mutlaka benzer bir tarafları var. Mutlaka onları birbirine çeken bir şey var. Demektir. Eğer o ortam kötüyse, bozuksa, yanlışsa oradan uzaklaşman lazım. Yani seni belki çeken ortak bir taraf olabilir ama esas yani büyük resme baktığın zaman o konuda bir derdin var. Evet aynı Derdi paylaşıyorsun ama büyük resme baktığın zaman eğer gidişat kötüyse, eğer gidişat cennete değilse, eğer gidişat Kur'an'ın yolunda değilse, Allah'ın ayetlerine muhalefetler var. Resulullah'ın sünnetine uymayan bir takım işler var. Ne yapamazsın? O ortamda bulunamazsın. Bulunmamalısın. Çünkü sen bir yere bakıyorsun, o noktada bir birlikteliğimiz var diyorsun ama senin ne yapacak? Efendim, büyük resimde cennete gidişatını engelleyecek, cennet yoluna engeller koyacak, itikadını zedeleyecek, bozacak demek ki bir takım işler de efendim olabilir. Onun için onun için etrafımıza dikkat etmemiz lazım. Çevremize dikkat etmemiz lazım. arkadaşlarımızla dikkat etmemiz lazım. Sen iyi adam olabilirsin ama kötülerle takılma. Bozuk insanlarla görüşme. Derdi sırf dünya olan, ahiret derdini hiç umursamayan Allah'mış, kitapmış, peygambermiş. Aman bana ne canım. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Vur patlasın, çal oynasın. Bugün keyfim yerinde olsun da yarın ne olursa olsun felsefesiyle hareket edenlerle sen ne yapamazsın? Beraber olamazsın, görüşemezsin, konuşamazsın. Ebu Bekir'le Ebu Cehil bir arada olsaydı hicret olmazdı kıymetli kardeşlerim. Olmuyor demek ki. Ebu Bekir ile Ebu Cehil bir arada olmuyor. Olmuyor ki ne oldu? Yollar ayrıldı, hedefler ayrıldı ve birisi efendim Ebu Bekir oldu. İnsanlığın iftihar tablosunun en üst sıralarında yer aldı. Bir, yeri, bir diğeri de insanlığın yüz karası oldu. Efendim insanlığın iftihar tablosunu bırak. En aşağılarda he, karanlıklar içerisinde efendim belki de batakta debelenen bir mahluk haline geldi. Evet kıymetli kardeşlerim. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bize hayırlı dostlar lütfeylesin. Bizim cennetimize vesile olacak arkadaşlarla görüşmek nasip eylesin. Cehennem yollarından Rabbimize isyan edecek efendim ortamlara e, girmekten Rabbim Celle Celaluhu bizleri muhafaza buyursun inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim sohbetimize, konumuza devam edeceğiz kısa bir ara. aranın ardından buradayız inşallah. Müzik izleyenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünyadaki dostluklardan bahsediyorduk. Bazı dostluklar ahirette düşmanlık olarak bize dönecek. Allah Teala Estağfirullah ne buyurmuştu? El ehillâ yevme idin bazıhum li ba'din adûllün. Evet, bazı dostlar ahiret günü birbirlerine düşman olacaklar. Demek ki dostluk çok önemli. Yani ahirette düşmanlığa dönüşecek dostluklardan demek ki uzak durmak lazım. Demek ki öyle dostluklar ki yani bizim cennetimize mani olacak. Allah'ın rızasını kazanmamıza engel olacak demek bir dostluk. Dolayısıyla bu ahirette madem düşmanlık e, olarak dönecekse öyleyse bu dünyada da adını aslında dostluk koyamayız yani. Demek arkadaş çok önemli arkadaş. Ya evet arkadaşlar çoluğumuzun çocuğumuzun arkadaşlarına görüştüklerine konuştuklarına dikkat etmemiz lazım. Çok önemli. Çünkü arkadaş vücudun müteaddit azaları gibidir diyor. İyi arkadaş ne gibidir? Güzel işleyen beden gibidir. Tıkır tıkır çalışan kalp gibidir. Ciğer sağlam, mide sağlam, organlar sağlam. Ne olur? Efendim, rahat rahat gezersin, tozarsın, oturursun, kalkarsın. Yani bu hal sana huzur verir. Ama kötü arkadaş ne gibidir? Yani bozuk mide gibidir, ciğer gibidir. He? Problemli böbrek gibidir tıkalı efendim, e, kalp damarları gibidir. Yani hep bir problem, hep bir sızı, hep bir acı. Rahat hareket etmene engel. Dolayısıyla iyi arkadaş seçmeye bakmak lazım. Bak şair ne demiş? Yaribet betterbut derbut ezmaribet. Bi hakkı zâti samet. Yaribet are kürâsü vâ Yarini Yârini kükir tâyâ binâîm. Diyor ki samet olan Allah'ın zatı pakına yemin olsun ki kötü arkadaş diyor zehirli yılandan da kötüdür diyor. Kötü arkadaş zehirli yılandan kötüdür. Yani yılan hani diyelim soksa o zehriyle belki ne yapabilir seni öldürebilir ama yani zehirli yılan soktu da öldün diye cennete gidemez misin? E gidebilirsin. İmanlı yaşadın, imanlı öldün. He? yani cennete götürebilir bu seni. Ama kötü arkadaş zehirli yılandan kötüdür. Neden? Yaribet aret türa suva cahim yarini kükir taya binaim diyor. Yani kötü arkadaş seni ne yapar? Cehennem yollarına götürür. İyi arkadaş seç ki seni ne yapsın cennet yollarına götürsün diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için bu arkadaş meselesi çok önemli. Yani nereden geldik? Allah için sevmekten geldik. Ha, Allah için sevgi ahirette menfaat verecekse, Allah için olmayan sevgiler de ahirette ne yapacak? Zarar verecek. Bizi sıkıntıya sokacak. Yani iyi arkadaşın durumunu bak neye benzetmişler büyükler? Misk satan esnafın efenim durumuna benzetmişler. Yani misk satan bir arkadaşın olsa, onun dükkanına gitsen ne olur sana ne ikram eder? Hemen mis sürer. Koku sürer sana. Güzel kokulanırsın. Velev ki sana mis sürmese bile zaten o efendim atmosferde, o güzel kokan o ortamda illa üzerine başına ne var bulaşır ve oradan çıktığın zaman güzel ve hoş kokuyla ayrılmış olursun. Yani illa ne yapıyor bak bulaşıyor. İyi arkadaş da böyledir. Ama kötü arkadaş ne gibidir? Körükçünün hali gibidir deniyor girsen mesela körükçüye he devamlı körüklüyor efendim e, ocağı alevliyor e, oradan tabii ne olacak ateş duman efendime söyleyeyim e köz ne yapabilir? üzerine sıçrayabilir üzerine sıçrarsa o küçük küçük efendime söyleyeyim e, kıvılcımlar ne yapar elbiseni yakabilir delebilir hiç üzerine sıçramasa bile oranın isi pisi dumanı illa üzerine sirayet eder ve Kötü kokuyla çıkarsın oradan. İşte kötü arkadaşla demek ki böyle. Bak atasözlerimiz bizim ne güzel. Ne diyor mesela? Üzüm üzüme baka baka kararır. Üzüm üzüme baka baka kararır. Çünkü sen efendim ne yapıyorsun? Ee, i̇lla ondan bir şey alıyorsun. İlla ondan sana bir şey sıçrıyor, sirayet ediyor. Şöyle de olabilir. Yani üzüm üzüme baka baka kararırsa aydınlanır da diyelim. Sen iyi adamsın. Diyorsun ki ben onlarla görüşüyorum. Eskiden beri arkadaşız ama onları doğru yola iletmeye çalışıyorum. Onların kötü alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyorum. Onları da yani hem oturalım konuşalım, yiyelim, içelim ama hem de meşru dairede hareket edelim. Vaaza sohbetede gidelim, camiye de gidelim, haram helale de dikkat edelim. Yani Müslüman gibi yaşayalım. Ben onları bu tarafa çekmeye çalışıyorum. Aslında tebliğde de bulunuyorum. Diyorsan evet olabilir. Ve güzel de yapıyorsun. Ama şuna dikkat et. Yani madem üzüm üzüme baka baka kararır ya. Berabersin, görüşüyorsun, konuşuyorsun, arkadaşlığın devam ediyor. Ama bir bak bakalım. Onlar sana benzemeye başladılar mı? Yani sen maksadına efendim bir maksadın var, bir derdim var ya. E ee, bakalım onlar ona uyuyorlar mı? Eğer onlar sana benzemiyorsa, eğer onlar sana uymuyorsa anla ki sen onlara benzemeye başladın. O zaman tehlike çanları çalıyor demektir. O zaman bu iş sos veriyor demektir. Hemen orayı terk etmen lazım. Hemen oradan ayrılman lazım. Körle yatan şaşı kalkarmış. Evet, yani arkadaşın ahiret körüyse, hakkı görmüyor da menfaatten başka bir şey görmüyorsa, arkadaşın ahiret körüyse sen de onunla görüşe konuşa, düzgün adam bile olsan ahiret şaşısı olarak ne yaparsın? O hale gelirsin. Evet, körle yatan şaşı kalkar. Bu demektir yani. Nasıl atasözlerine bakar mısın? Hep burada efendim bir uyarı var, bir ikaz var ahiret körüyle görüşmek, konuşmak, hakka hakikati görmeyen insanlarla dostluk yapmak, seni de ne yapar? Hakka karşı şaşı yapar. Ahirete karşı şaşı yapar. Ahirette ne olur? Bakın Mevla buyurdu estağfirullah. Ve men ağrıdı an zikri, fe inne lehu ma'işeten dankâ, ve nahşuruhu yevmel kıyameti âmâ. Ve men ağrıdı an zikri, her kim benim zikrimden yüz çevirirse, fe inne lehu ma'işeten dankâ, ona dar bir geçim vardır ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz Allah buyuruyor. Ayetler ne kadar açık, ne kadar net. Görüyor musun Mevla bize neler anlatıyor? He? O da diyecek ya Rabbi ben dünyada görüyordum. Gözüm görüyordu ya Rabbi. Kafa gözün görüyordu ama kalp gözün kördü. Önemli olan bu göz. Ya engel Kalp gözünde varsa esas kör o. Kalp gözün görmüyordu. Sen hakka hakikati görmüyordun. Ha biz de seni şimdi ne yapıyoruz? Kör olarak haşrediyoruz diyor. Dünyada ama gördüğü niceleri he efendim gözleri görür bir şekilde nur gibi pırıl pırıl yolunu bulacak ve gidecek. Sen dünyada görüyordun ama Ahiret körüydün. Hakkı hakikati görmüyordun. Menfaatten başka bir şey görmüyordun. Dünyadan başka bir şeyi görmüyordun, göremiyordun. İşte şimdi seni kör olarak haşrediyoruz diyor allah Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet kıymetli kardeşlerim işte o zaman ne olacak anlayacaksın ki dünyadaki arkadaşlarının yüzünden seni onlar oraya çektiler, seni onlar teşvik ettiler, seni onlar götürdüler ya Ha? O zaman diyeceksin ki bakın Allah onu da beyan etmiş. Estağfirullah. Ya ve ile lem fulanen Ya yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Yazıklar olsun bana. Keşke filancalarla, feşmekancalarla görüşmeseydim, konuşmasaydım, arkadaş olmasaydım. O gün keşke diyeceğine, he, bugün o kimselerden uzaklaşman lazım. Evet kıymetli kardeşlerim. Çünkü ahirette her şey açığa çıkacakmış demek ki. Yani demek bazı dostlar dünyada can ciğer kuzu sarması ama ahirette kanlı bıçaklı birer düşman haline gelecekler. Her şey açığa çıkacak. Her şey ortaya konacak. He? Yani kahvehaneler, meyhaneler, işret masaları, alem yapıyordun hani. Keyfinde, zevkindeydin hani. Meğer onlar helake götürüyormuş, onu net bir şekilde orada görecek. Onun için keşke bunlarla arkadaş olmayaydım diyecek. Evet, ahirette görülecek ama bu dünyada sanki bu dünya böyle bir karanlık düşün. He? göremiyoruz. Pek hakka hakikati göremiyoruz sanki. Yani bazen gözüne perde iniyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayamıyorsun. Sen anlayamayabilirsin. Anlayanlara, bilenlere, ulemaya soracaksın. Allah'ın ayetlerine bakacaksın. Resulullah'ın sünnetlerine göre hareket edeceksin ve efendim bu karanlık dünyada Allah'ın ayetlerinin nuruyla yoluna devam edeceksin. Hani şöyle düşün, karanlık, her yer karanlık. Hemen şu direğin dibinde de iki tane adam var. Şöyle diyelim, onlardan birisi beyaz tenli olsun, pırıl pırıl adam. Öbürü de zenci olsun, siyah teni. Fakat karanlık olduğu için sen hangisi zenci, hangisi beyaz tenli anlayamıyorsun. Lamba yok, zifiri karanlık. Ama o zenci olan, o derisi siyah olan çok güçlü adam olduğu için öbürü adeta ağzını kapatmış, beyaz tenli benim diyor. Beyaz benim diyor. Aydın benim diyor. İlerici çağdaş benim diyor. Ha sen tabii o anda onu anlayamıyorsun. Sesi de çok çıkıyor. He? Biraz da cazgır, yaygaracı. Sen hakikaten o doğru zannediyorsun. Ama sabah olduğu zaman Güneş doğduğu, gecenin karanlığı çekildiği zaman, hava aydınlandığı zaman, o zaman bakıyorsun ki, aa ben aydınım diyen adam simsiyah. Yani kim aydın, kim cehenneme kaydın, güneş çıkınca meydana çıkıyor. İşte ahiret ve eşrakatil erdu binuri rabbiha. O mahşer yeri Rabbinin nuruyla aydınlandığı zaman her şey ortaya çıkıyor. Kim doğru kim yanlış? Ha mesele orada orada anlaşılıyor. Hani savaştayken ortalık toz bulutu götürüyor. Dolayısıyla birisi de bir e, bineğin üzerine binmiş ama efendim manevralar bilmem neler altında arapatı var diyor ama ya bakıyorsun arap atının yüksekliği belli. Onun efendim e, tavrı, yürüyüşü belli. Adam merkebin üstünde gibi bir yüksekliği var. Ama adam diyor ki ben diyor Arafat'ı üzerindeyim diyor. Şair de diyor ki anlayamıyor şimdi toz bulutu göremiyor altında ne var? Sevfetera ilen celal gubbar eferasun emhimar. Yakında toz bulutu çökünce altında at mı var eşek mi? O zaman diyor efendim ee, o zaman göreceğiz diyor. İşte ahirette ne oluyor? Toz bulutu çöküyor. Her şey o zaman belli olacak. O zaman net bir şekilde herkes görecek, anlayacak. Ama o zaman çok geç olacak. Onun için bu dünya hayatındayken he ayetlerin ışığında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği, yürüdüğü yolda yürüyüp iyi ki yapmışım demek için o yolda gitmek lazım. Keşke ben filancayı arkadaş edinmeseydim dememek için işte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor. allah Teala bizleri uyarıyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek dünyada dostular ama ahirette düşman olacaklar. Evet çünkü hesap günü o gün. Defterlere bakıyorsun hep günah dolu. Cehennem yolu gözüküyor. Başlayacaklar birbirlerini efendim, suçlamaya o can ciğer kuzu sarması olanlar, yediği içtiği ayrı gitmeyenler birbirlerini suçluyor, birbirlerine hakaret ediyor. Senin yüzünden diyor, sen yaptın, sen götürdün. He? Beni sen alıştırdın içkiye, kumara, isyan adreslerine, fuhuş bataklıklarına sen götürdün, götürmedin mi? Götürmedin mi derken gitmeseydin. E ama dedi ki yani günahım benim boynuma dedi. Evet onun da boynuna, senin de boynuna seni oraya sürükleyen, teşvik eden, aracı olan, vesile olan da suçlu, yapan da suçlu. Yapan da yaptıran da. Aynı şekilde seni hayra teşvik eden de kazanacak, o hayrı yapan da kazanacak. Evet, hayırda da böyledir, şerde de e, böyledir. Onun için ne yapma? Aldanma. Günahım benim boynuma. Dediğine aldanma. Zaten adamın ahiret inancı sağlam olsa, sağlam bir ahirete inanan adam, günahım benim boynuma der mi be? Mesul olur mu? Böyle bir riske girebilir mi? He? Günahım benim boynuma. Yani senin günahını ben alırım, benim sevabımı da sana veririm. Yalan. Yalan, yalan. Ahiretin manzarasını Allah bizlere anlatıyor. Öyle bir manzara ki, öyle bir yer ki, Orada önce can sonra can sonra yine can. Ye mefirru'l mer'u min ahlihi ve ummihi ve abiyihi ve ve beni ila ahir O gün kişi kardeşinden kaçacak. Anasından babasından kaçacak. Eşinden çoluğundan çocuğundan kaçacak. Herkes birbirinden kaçıyor. Niye? Herkes kendi derdinde. Çünkü efendim herkes bir günah keçisi arıyor. O diyor, beni kumara sen alıştırdın, beni meyhaneye sen götürdün. Karısı diyecek, efendime söyleyeyim, haram sen yedirdin. Çocuklar diyecek, bize dinimizi niye öğretmedin? Oo, herkes ne yapıyor? Efendim, e, bir günah keçisi arıyor. Millet orada birbirine girmiş. Yani İmam-ı Katade rahmetullahi aleyh diyor ki, kıyamet günü insan diyor, tanıdığı kimseyi görmek istemez diyor. Çünkü bir haks, yaptığı haksızlık sebebiyle peşine düşülmesinden korkar da onun için. Ya İmam Kurtubi Hazretleri diyor ki bize şöyle bir haber bali oldu ki yine kıyamet günü mahşer arazisinde hesaplar kitaplar görülürken malumunuz öyle bir mahkeme kübra var ki öyle bir adalet mizan ölçü terazi var ki boynuzsuz koyun boynuzusundan ne yapacak hakkını alacak. Yani dünyada boynuzlu koç Güçlü, öbürü de boynuzsuz, koyun, gücü yok, zayıf. Geliyor ona toz bir tane patlatıyor. O efendim hakkını alacak kudrette değil dünyada. Ama ahirette ne oluyor? Gelin bakalım. Halbuki hayvanlar mükellef değil ama ilahi adalet tecelli edecek. Koçun boynuzları çıkarılır, koyuna takılır. ''Hadi bir de sen patlat bakayım.'' O da ona toz vurur. Haklar, hukuklar yerine getirilir. Ondan sonra hayvanlar toprak olur. Böyle bir mahkeme kübra. Hayvanlar bile hak, hukuk konusunda birbirleriyle haklaşacaklar. Ya insanlar mükellef olduğu zaman he, işte böyle bir hengamede biri geliyor. Yakana yapışıyor. Diyor ki benim hakkımı ver bakalım diyor. Sen bakıyorsun Allah Allah. Ya ben seni tanımam etmem kardeşim. Akrabam değilsin, komşum değilsin, ortağım değilsin. Yani seni ben hiç tanımıyorum, görmedim ne hakkı. Adam da diyor ki ne hakkı biliyor musun? Falan zaman, filan yerde ben bir günah işliyordum da sen de oradan geçtin. Bana söylemedin. Yani deseydin ki yapma bak Allah bundan razı değil. Ben de yapmazdım. Eğer yapmasaydım şimdi benim mizanım ağır gelecekti. Çünkü öyle bir mizan ki bir sevapla günah ağır gelir, bir sevapla sevap efendim ağır gelebilir. Neresi ağır gelirse, he günah ağır gelirse ne yapamıyorsun? Efendim cennete gidemiyorsun ya. Dolayısıyla işte o günah benim cennete gitmemi engelliyor. Söyleseydim yapmayacaktım. Senin yüzünden bugün ben cehenneme gidiyorum. Hakkımı ver diyecek. Görüyor musun? Peki gerçekten dünyada söyleseydi yapacak mıydı? Hayır. Yapmayacaktı. Orada dedik ya herkes bir günah keçisi arıyor. Sen dünyada deseydin şayet ona mübarek yapma etme bak Allah razı değil. Adam ne diyecek? Sana ne be kardeşim ya? Sana ne? İşine bak sen. Senden mi akıl alacağım? Senden mi dini öğreneceğim? Siz cennete girin de kapıyı kapatın kimseyi de sokmayın. Bir de böyle ukalalıklar falan. Yani herif dünyada da bela, ahirette de bela. İyisi biz dünyada anlatalım da. He? Biz de şimdi anlatıyoruz. Dilimizin döndüğüce anlatmaya gayret ediyoruz. Sen yaparsın yapmazsın, senin sorunun. Ama ahirette yakama yapışamazsın. Ben anlattım ya Rabbi. Ben duymadım, dinleseydin. Dinleseydin. Bak biz anlatıyoruz. Sen gider dizi film seyredersen, he? Bilmem ne seyredersen, başka şeylerle meşgul olursan. E ben ona ne yapayım kardeşim? Kumanda senin elinde. Ha senin kumanda kimin elinde? Ayrı dava. Hani efendi aslerine demişler ya, efendi asleri, efendi Aster, yani televizyon kumanda bizim elimizde. Hani ister kapatırız, ister açarız. Deyince efendi buyurmuş ki, kumanda, yani televizyonun kumandası senin elinde ama senin kumanda kimin elinde? Nefsin elinde. Biraz ondan, biraz bundan. Şuna bakayım, şuna edeyim. Bir de bakarsın ki ne vaaz ne sohbet, filmlerin dibine dalmışsın, içine girmişsin. Saat bilmem kaç olmuş? He kaç saat? Heba olmuş gitmiş. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek böyle işler var. Ha, böyle durumda tanımadığın adam bile hak isteyecekken seni bir de kötü yollara sürükleyen o beraber takıldığın, işlet masaları kurduğun, yanlış adreslerin müdavimi olduğun arkadaşların elbette bak düşman olacak. Allah öyle buyuruyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabi birbirinden kaçacak derken kimler böyle birbirinden kaçıyor? Dünyadayken İslam'ı yaşamayanlar. Ailecek, çoluk çocuk hep beraber isyan etmişler. Ne namaz, ne ibadet, ne taat, ne oruç. He? İslam'ı yaşamamışlar. Yoksa İslam'ı yaşamış olsalar, dostlarla, arkadaşlarla, ailesiyle, hanımı, çoluk, çocuğu beraber teşvik ederek Namazlara beraber, sohbetlere beraber, efendim helalinden kazanıp beraber oturdular, yediler, içtiler, İslam'a uydular. Evleri, ocakları efendim Kur'an'a, sünnete uygun bir şekilde dizayn ettiler. Böyle bir hayatı yaşadılar. E bunlar ahirette kaçacak mı? Niye kaçsın? Kaçmaz. Ve yen galibu ila ehlihi besrura. Diyor ki Mevla, ehline, etrafına, çevresine, ailesine şururla sevinçle dönecek. Ya onlara sevinçle dönecek diyecek ki bakın kitabıma diyecek. Bakın neler yazıyor. İyi ki yaptık, iyi ki ettik. He? Millet gerici dedi, yobaz dedi. Ama bu devirde de bu kadar olur mu dedi? Çok ileri gidiyorsunuz. Genç yaşında mezara mı gireceksiniz? Bu kadar da olmaz. Dilin kemiği yok. Herkes bir şey söylüyor. Sen de ne yapmadın? Hiç umursamadın. işine baktın. Allah böyle istiyor. Ben böyle yapacağım dedin. Allah'ı razı etmek için efendim e, Mevla'nın emirlerine uydun. Ve ahirette de işte diyeceksin ki iyi ki yapmışız diyeceksin. Sevinçle efendim ehline sürurla gideceksin. Ve defterini göstereceksin. Amel defterini. Demek herkes kaçmayacak. Ahirette de he ehlimize Ayalimize, çoluğumuza, çocuğumuza, dostlarımıza sevinçle koşabilmek için bakın kitabıma efendim neler yazıyor. Sevinçle gösterebilmek için beraberce omuz omuza, el ele, kol kola, kenetlenerek şu İslam'ı yaşayalım inşallah. Zor değil ya. Bu İslam yaşamak zor mu ya? He? 7 yaşındaki çocuğun yapabileceği kadar kolay bir İslam. Huzur İslam'da. Bu bir slogan değil. Hayatın ta kendisi. Vallahi huzur İslam'da. İslam'ı yaşa bak ne kadar huzur duyacaksın. Gönlün huzurlu olacak. Derdin bire düşecek. Problemlerin azalacak. Sıkıntıların gidecek. Streslerin yok olacak. Ama İslam'ı güzel yaşamak lazım. Yani güzel yaşamak derken he hani biz batıya bir değil iki pencere açtık. Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız. Var ya böyle bir şey. Ha, sen şimdi bir tarafa bir kapı açmışsın, bir tarafa bir kapı açmışsın. Biraz ondan, biraz bundan. Bir elde Kur'an, bir elde kadeh, bir el, bir elde Kur'an. Bir işimiz helal, bir işimiz efendim yalan. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafir olduk ne de tam bir Müslüman demiş ya. Böyle bir Müslümanlık modelini Allah kabul etmiyor. İşte sıkıntılar bundan, dertler bundan, problemler bundan. Hatta İslam aleminin içinden çıkılmaz hale geldiği, yaşadığı problemler de bundan tam Müslüman olamamaktan. Yani tam manasıyla İslam'ı yaşamamaktan. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki el ahilla u ilim ba'duhum li ba'din aduvun. Bazı dostlar bazısına kıyamet günü düşman olacaklar. İllel <laughs> müttakîn ancak müttakiler müstesna. Müttakiler düşman olmayacak. İslam'ı yaşayıp haramlardan sakınan kimseler Onların dostlukları ahirette düşmanlık olarak dönmeyecek, görüyor musun? Hani herkes düşman olmuyor. Kimler düşman olduğunu anlatmaya çalıştık kısaca. Demek müttakiler, haramlardan sakınanlar, he, mukaddes yolculuklarda tanışan, ilim meclislerinde görüşen, medreselerde, Kur'an kurslarında, doğru adreslerde, Allah'ın razı olacağı mekanlarda, yerlerde görüşen, konuşan, tanışan, dost olanların Dostlukları ahirette de onlara menfaat getirecek ve onlar düşman olmayacaklar. Onun için dostlarımızı güzel seçelim arkadaşlar. Öyle dostlarımız olsun ki, öyle arkadaşlarımız olsun ki, yani sen bu yolun yolcusuysan, e, arkadaşların da o yolun yolcusu, camiye beraber gidiyorsun, sohbete beraber gidiyorsun, yemeğe beraber gidiyorsun, oturmaya gidersin, çay içmeye, sohbet etmeye… Gezersin, tozarsın meşru çerçevede Allah'ın helal kıldığı efendim harama bulaşmadan Allah hepsine müsaade etmiş. Ya keyfini de, zevkini de, gezmeni de, tozmanı da İslam'a göre yaptığın zaman ne var bunda? Ne sıkıntı var? Yine dostluk, yine arkadaşlık, yine birliktelik, oturmalar, konuşmalar, yemeler, demeler ne kadar güzel. İşte bu dostluk Allah için olunca, meşru çerçevede olunca, haramlara bulaşmayınca, Ha, ahirette de ne yapacak? Ahirette de menfaat verecek. Yani düşmanlık olarak dönmeyecek. İllel müttakîn. Ancak müttakiler müstesna. Müttakiler, o dostlar ahirette birbirine düşman olmayacaklar. Onun için böyle dostlar edinmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyurdu. Meyyuridillahu bihi hayran yufekkihu fid din. allah Teala bir kimseye hayır murad ederse din yolunda ona hayırlı bir dost ihsan eder. Yani böyle bir arkadaşın varsa çok büyük hazinelerden daha büyük bir nimete sahipsin. Çünkü onu Allah sana lütfediyor, sana efendim hayır murad ediyor demektir. Hadis-i şerif önemli ya Allah bir kimseye hayır murad ederse din yolunda ona hayırlı bir dost ihsan eder. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani çünkü yani Allah'ı unutacak olsan sana hatırlatır. Yanlış yapacak olsan ne yapar seni uyarır, ikaz eder. He? Harama teşvik etmez. Çünkü o da o yolun yolcusu. Yani elbette bir oturalım bir yerde yemek yiyelim, gidersin ne yaparsın? helalinden efendim, meşruundan efendim, ee, harama bulaşmadan Yemeğini yersin, çayını içersin, meşrubatını içersin, tatilini yaparsın. Hep meşru çerçevede. İşte bu dostluklar, o muhabbetler, o sevgiler, Allah için olan dostluklar ahirette ne yapacak? Efendim bizlere, bizlere getirisi olacak inşallahurrahman. Evet kıymetli kardeşlerim. Sıkıntıların had safhaya ulaştığı, çarelerin tükendiği öyle bir an var ki He? Herkes bir ümit ışığı yanacak bir yer arıyor. Ve bakın şununla, şu hadis-i şerifle, hadis-i kutsiyle bitirmeye gayret edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnne Allahu yakulu yevmel kıyame. allah Teala kıyamet günü şöyle buyuracak. Kıyamet günü olduğu zaman mahşer arazisinde bütün insanlar Allahu Teala buyuracak. Eynel mütehab bu ne celali. Benim celalim için, benim rızam için, benim için birbirini sevenler nerede? Allah Allah. Eynel mütehab bu ne celali. Benim celalim için birbirini sevenler nerede? Çok önemli. Ne yapacak Allah o kimseleri? El yevme ezilluhum fi zilli yevme la illa zilli gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı şu günde onları gölgemde gölgelendireceğim. Arşın altında nurdan kürsülerde Allah'ı ağırlayacak. İşte Allah için seven, Allah için toplanan, Allah için dağılan kimseler de arşın altında gölgelenecekti ya işte Mevla onları çağırıyor, soruyor. Nerede onlar? Benim için birbirini sevenler nerede? Ya gerçekten çok önemli biliyor musun? Dikkat edin yani. Bakın yani Mevla şöyle demiyor. Namaz kılanlar nerede demiyor. Hac edenler nerede? Oruç tutanlar, infak edenler nerede? Demiyor da benim için sevenler nerede? Nasıl bir amel? Nasıl büyük bir sermaye? Düşünsene milyarlarca insan herkes akıbeti ne olacak bekliyor? Bir nida. Benim için birbirini sevenler nerede? Sen Allah için sevmişsin ya. Burada ya Rabbi ben, ben onlardanım ya Rabbi. Evet yani e, niçin peki yani benim için birbirini sevenler e, nerede diye Mevla Teala hitap edecek? Elbette çok hikmetleri var ama yani hac edenler demedi. Evet hac yapar adam, hac yapıyordur ama herkesle kavga ediyor. Adam namazını kılıyor hem de cemaatle ama yanındaki cemaatle problemi var. Yani birisi efendim saflar sık ve düzenli olsun diye araya girecek olsa... Adam ters ters bakıyor. Elini böyle tutuyor giremesin diye. He? Zorla girerse de koskoca yer var beni niye sıkıştırıyorsun kardeşim diyor. Bu sefer kendi güya kızıyor geri safa geçiyor. Yani bir sevgi yok, muhabbet yok, bir ülfet yok, muhabbe, efendim, ee, kaynaşma yok. Allah demek bunu istemiyor. Cemaate git ama kaynaş, görüş, konuş, muhabbetleş. Ha. Demek ki mahşerde Bakın Mevla Eynel mütehabbune bi celali Benim celalim için birbirini sevenler nerede? İşte orada bu nida edildiği zaman burada ya Rabbi biz onlardanız ya Rabbi diyebilecek şekilde efendim Allah için dostlarımızı artıranlardan eylesin. Ahiret kardeşlerimizi çoğaltanlardan eylesin. Birbirimizi Allah için sevebilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte. Tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.